Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Soru bankamızın 107. videosu mutlak değerin 4. videosuyla karşınızdayım. Y testlerine yani orta ve ileri düzey sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyemeyeceğim çünkü bu ilk testimiz Y testi toplamda 3 test gelecek biliyorsunuz. Ve de PDF aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. İlk soruyla başlıyorum. İlk soru bana diyor ki x eksiye büyüktür 0 ve x küçüktür 0 olmak üzere. Mutlak değer x kare eksi x y eksi mutlak değer x eksi y bölü mutlak y eksi x eksi mutlak x çarpı mutlak x eksi ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bakın burada sıkıntı oluşturabilecek şu arkadaş var. Şimdi ben burayı içeri x parantezine alsam. x çarpı parantez x eksi y Tabi mutlak değer içinde. Bu arkadaş dışarıya mutlak x çarpı mutlak değer x eksi olarak çıkar. Bakın şimdi ne oluyor? Mutlak x dediğim x negatif bir sayıda. Demek ki dışarı eksiye çarpılıp çıkacak. Bu arkadaş eksi x'tir. Çarpı. Burada x eksiye var. E, x eksiye pozitif bir sayıdı. Demek ki dışarıya aynen çıkacak. x y. devam ediyorum. Eksi. Bakın burası mutlak değer x eksiye pozitifti. Dışarıya aynen çıktı. x eksi y bölü. Önce mutlaklardan kurtaralım. x eksi y pozitif bir sayıysa eksiyle çarptığımızda y eksi x yani burası negatif bir sayı dışarıya eksi ile çarpılıp çıkacak. Eksi y artı x yani kısaca x eksi y eksi. Aynı şekilde burada mutlak x var. Mutlak x dediğim ifade bakın negatifti. Dışarı eksiye çarpılıp çıkıyordu. Yani eksi x. Bir de dışarıda eksi vardı. Ne oldu? Artı x çarpı x eksiye pozitif dışarı aynen çıktı. X eksi y. Devam ediyorum. Yukarıda x eksi y çarpanları ortak. Yukarıyı x eksi y ortak parantezin alıyorum. Burada eksi x. Burada eksi 1 kaldı. Eksi x eksi 1. Bu 1. Aşağıya geldim. Yine x eksi y'ler ortak. Bölü x eksi y ortak parantezin aldım. Bakın burada 1. Burada x geldi. Yani kısaca x artı 1 geldi. Ve x eksiyeler sadeleşti. Işte. Yukarısı aşağısının negatiflisi buradan da sonucum eksi 1 olarak bulunur. İlk sorumuzun cevabı Bursa'dır arkadaşlar. İkinci soru bana diyor ki a eksi b 6 olmak üzere. Mutlak değer a eksi 4b küçüktür. 9 eşitsizliğini sağlayan b tam sayıları kaç tanedir diyor. Şimdi a eksi b 6. Ben şu arkadaşım ister a'yı çekin yerine yazın. İsterseniz mutlak değer a eksi b eksi 3b olarak parçalayın. Küçüktür 9. Bakın şimdi ne oluyor? a eksi b gördüğüm yere 6 yazarsam mutlak değer 6 eksi 3b küçüktür 9'a. E bu arkadaş şöyle parçalanır. Eksi 9 küçüktür. 6 eksi 3b küçüktür 9. Sonra her yere eksi 6 ekliyorum. Eksi 15 küçüktür. Eksi 3b küçüktür. 9 eksi 6'dan 3. Her yeri eksi 3'e bölüyorum. Eksi 15 bölü eksi 3'ten 5 büyüktür. Eksi 3'e böldüm B büyüktür. 3 bölü eksi 3'ten eksi 1 geldi. Yani benim B değerim 5 ile eksi 1 arası. Alacağı tam sayı değerlerini soruyor bana. 0, 1, 2, 3, 4 toplamda 1, 2, 3, 4, 5 değer alır. İkinci sorumuz da Edirne olarak bulunur. Üçüncü soru diyor ki mutlak değer a kare eksi 9 bölü mutlak değer a eksi 3 küçük eşittir 7. Eşitsizliğini sağlayan A doğal sayıları toplamı kaçtır diyor. Burada bana A doğal sayılarının toplamını soruyor. Şimdi dikkatli bir şekilde izleyin. Bakın ne yapıyorum. Evet. Şimdi bir kere burası sıfırdan büyük eşit olmak zorunda ki sıfır olamaz zaten. A eksi 3 sıfırdan farklı bir sayı. Yani A eksi 3 mutlak değer A eksi 3 büyüktür. Sıfır. Öyle diyelim değil mi? Evet. Böyle diyebiliriz. Bakayım kontrol ettim. Evet oradan o geldi. Yani kısaca A eksi 3 büyüktür 0. A büyüktür 3. Üç. A 3'ten büyük bir sayı olmak zorunda. Yok ya böyle bir şey diyemem. Ne saçmalıyorum. Şunu diyebilirim ama. A eksi 3 farklı 0. A farklı 3. Bu 1. Çünkü payda 0 olmuyor. Bu gitti. Peki hocam. Paydanın 0 olamayacağını buldum. Zaten negatif olamaz. Pozitif olduğunu biliyorum. Demek ki içler dışlar çarpımı yapabilirim. Yaptım. Mutlak değer a kare eksi 9. Küçük eşittir. 7 tane a eksi 3 bu bir. Sakın ha sakın sadeleştirmeyin kafanız karışır. a kare eksi 9'u şöyle yazabilirim ben. 2 kare farkından. Mutlak a eksi 3 çarpı mutlak a artı 3 küçük eşittir. 7 tane a eksi 3. Şimdi benim dediğimi yaparsanız daha iyi anlarsınız. Yani siz bu kafanıza göre, kafanıza göre a eksi 3'leri sadeleştirirseniz yani bunların sıfır olma ihtimali sadeleştirirseniz ki sıfır olamıyor. O zaman sadeleştirebilirsiniz. Şöyle yapalım. 2 çözüm yapalım. Bir, sadeleştirdiğiniz çözüm. Eğer bunları sadeleştirirseniz geriye ne kalıyor? A artı 3 küçük eşittir 7. Bunları sadeleştirdiğiniz için bu sadeleştirdiğiniz ifadeyi geri getirmek zorundasınız. Buradan A3 gelir. Fakat payda 0, 3'ten farklı olacağı için A sayısı 3 olamaz. İkinci yöntemle sadeleştirmeden çözeceğim. Bunu çözelim. Eksi 7 küçük eşittir. A artı 3 küçük eşittir 7. Her yerden 3 çıkarıyorum. Bakın her yerden 3 çıkarttığımda eksi 10 küçük eşittir a küçük eşittir 3 çıkarttım 7'den 4. A'nın doğal sayı olduğunu söylüyor. Bu aralıktaki doğal sayılar 0, 1, 2, 3 ve 4'tür. Ve ben A'nın 3 olamayacağını biliyorum. Sildim. Geriye kalan ifadeleri topluyorum. 4, 2 daha 6, 1 daha 7 yapar. Bu da 3. soruyu burs olarak buldurur. Eğer 3'ü toplarsanız yanlış olur. Şimdi o yüzden diğer tarafa döndüm. Bakın. Şurada bu arkadaşı sola atıp ortak parantez alacağım. Mutlak a eksi 3 çarpı mutlak a artı 3 eksi 7 tane mutlak a eksi 3 küçük eşittir 0. Mutlak a eksi 3 parantezini alırsam bu taraf mutlak a artı 3 kalır. Burada eksi 7 kalır. Küçük eşittir 0 olur. Ve, ve bu tarafın sıfırdan farklı olduğunu biliyorum ben paydan dolayı. Demek ki bu arkadaş sıfır olamaz. O zaman yani bu arkadaş bir de sıfırdan büyük eşittir burası. Sıfır da eşit olamıyor. Demek ki diğer taraf sıfırdan küçük eşit olmak zorunda kalıyor. Mutlak değer a artı 3 eksi 7 küçük eşittir sıfır deyip aynı çözüme dönüyoruz. Ama a'nın 3'ten farklı olduğunu kesinlikle ve kesinlikle görmemiz gerekiyor. Dördüncü soru diyor ki mutlak değer a eksi 2 büyüktür 3 eşitsizliğini dikkat sağlamayan. A'nın tam sayıları toplamı kaçtır? Bu sefer sağlamayan değerleri bulalım. Peki bulalım. Çözüyorum bu arkadaşı. Normalde bu arkadaş iki şekilde çıkar. 1. a eksi 2 büyüktür 3 veya a eksi 2 küçüktür eksi 3. Bu ne anlama gelir? Eksi 2'yi bu tarafa attım. a büyüktür 5 veya a eksi 2 bu tarafa attım. a küçüktür eksi 1. Bakın sağlayan değerler 5'ten büyük, eksi 1'den küçük. Benden sağlamayan değerleri istiyor. Bakın sağlamayan değerleri istiyor. Sayı doğrusunu göstereyim daha iyi anlayalım. 5'ten büyük olan 5 şurada olsun. 5'ten büyük olan değerler bir de eksi 1'den dahil değil. Küçük olan değerler. Yani bu aradaki değerler benim sağlamayan değerlerim. Bu sağlamayan değerlerim de eksi 1 de var. Çünkü eksi 1 sağlamıyor burayı bakın. Başka 0, 1, 2, 3, 4, 5 değerim de sağlamıyor. Çünkü açık burada. Kapalı olsaydı sağlayan tarafa yazardım. Ama sağlamayan tarafta olmak zorunda. Eksi bir, 1'i götürür bunların toplamını istiyor. 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha. 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14 yapar. Bu da dördüncü soruyu diğer Diyarbakır olarak bulur. Beşinci soru diyor ki Mutlaklar 3 artı 4 eşittir. Mutlakları 2 artı 11 eşitliğini sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır? İki tane çözüm göstermiştim. İ ve 2'yi. İ çözümünde rastgele bir tarafı aynen yani iki tarafı aynen çıkarıyorum. 3A artı 4 eşittir. 2A artı 11 veya 3A artı 4 eşittir. Eksi 2A eksi 11. Bu birinci çözüm. İkinci çözümde bunları parçalayarak eğer burada sıkıntınız varsa bir önceki testte dönün orada parçalamayla ilgili detaylardan bahsettim. E artık ben şu yöntemi öğrendiğime göre neden parçalamam neden parçalamam gerektiğini ve de bu yöntemle çözdüğümde çıkan değerleri denemem gerektiğini öğrendiğime göre buradan devam ediyorum. Diğer taraftan devam etmiyorum. Peki devam edelim buradan. 2 ay bu tarafa attım. 3 a eksi 2 a'dan a. 4'ü diğer tarafa attım. 11 eksi 4'ten 7. a eşittir 7. Yerine koymak zorundasın. Çünkü kafanıza göre parçaladınız. 21 artı 4 25. 14 artı 11 25 sağlıyor. Bunu alacağım. Sonra eksi 2 ay bu tarafa attım. 5A eşittir. 4'ü diğer tarafa attım. Eksi 15. A buradan eksi 3 yerine yazıyorum. Eksi 9 artı 5'ten 5. Eksi 3 eksi 2 artı eksi 5'den 5. Bu da sağlıyor. Demek ki benim köklerim 7 ve eksi 3'tür. Bunların toplamını istiyor. 7 eksi 3'ten de 4 sonucunu elde ediyorum. Mutlak değerde kafama göre çıkartırsam yerine koymak zorundayım. 6. soru diyor ki 3 küçüktür mutlak değer a eksi 3 küçük eşittir 6 eşitsizliğini sağlayan a tam sayılarının toplamı kaçtır? Eğer ortada mutlak değer ve iki eşitsizlik varsa şu şekilde çıkartılır. 1 aynen 3 küçüktür a eksi 3 küçük eşittir 6 veya 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 dikkat. Ortayı eksiyle çarparım. Yani 3 küçüktür. Eksi a artı 3 küçük eşittir 6. İkinci yöntemde de bu. İkisini bulup bunları birleştireceğim. Çünkü veyalı bir çözümdür bu. Her tarafa artı 3 e ekledim. 3 artı 3 6 küçüktür. a küçük eşittir 9. Buradan gelen değerler tam sayı değerlerim. 7, 8 ve 9'dur. Bitmedi. Veya diğer tarafı çözüyorum. Önce her tarafa eksi 3'ü ekledim. 0 küçüktür. Eksi a küçük eşittir. Eksi 3 ekledim burası 3 oldu. Sonra her yeri eksiyle çarptım. 0 büyüktür yön değişti. a büyük eşittir. Eksi 3. Buradan alacağı değerler eksi 3, eksi 2 ve eksi 1'dir. Soru benden bu alacağım 6 değerin toplamını istiyor. 9, 8, 17, 7 daha 24. 24'ten 3 çıkarttım 21. 2 çıkarttım 19. 1 daha çıkarttım 18 yapar. Bu da 6. soruyu Adana olarak bana bulur. 7. soru diyor ki mutlak derek artı 3 eksi 3 eşittir. Mutlak x denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Hani demiştim ya iki tane çözüm var diye. 1. Ezbere çözüm. 2. Parçalı. Şimdi önce bir ezbere çözümü yapayım. Ama bakayım bir de cevabını kontrol edeyim. Evet. Çıkmayacaktır. Yani çıkartamayacaksınız. Şimdi izleyin. Ezberi çözümle gidiyorum bakın. Ezberi çözümden kastım. iki tarafta artı olarak çıkabilir değil mi? Evet. X artı 3. Eksi 3 eşittir. X. İki tarafta artı olduğunda bakın ne oluyor. Gitti. Gitti. 3 eksi 3'ten 0 eşittir. 0 geldi. Şimdi 0 eşittir 0. Demek ki tüm real sayılar için sağlıyor. Ama ben her iki tarafı da artı yaptım. Yani burada 0'dan büyük x artı 3 de sıfırdan büyük dedim. E x'i sıfırdan büyük dediysem ben evet burada kafa karışıyor o yüzden. Buradan gelen çözüm reel sayılardır. Bakın eğer böyle gidersem tam şöyle gideyim. Diğer tarafta mantığını açıklayacağım. Şimdi sıfır eşittir sıfır çıktı ama reel sayılar ama ben burada sıfırdan büyük olarak aldım. Yani sıfırdan büyük olduğunda bu aynen çıkar. Veya sıfırdan büyük eşit olduğunda bu işlem aynen çıkar. O yüzden R artı diyorum buraya. Bakın R artı ama sıfıra da eşitliği var. O yüzden buradan aslında cevap direkt 0 virgül sonsuz çıkıyor. Ama buradan çıkartmak çok zor. Veya bu eksi bu eksi çıkabilir. Bakın bu eksi bu eksi. İkisi de eksi çıkarsa ne oluyor? Eksi x eksi 3. Eksi 3 eşittir eksi x. O zaman bu eksi x artı x gitti. Eksi 6 eşittir 0. Buradan çözüm gelmedi. 1 artı diğeri eksi çıkabilir. O zaman da x'ler gider yine çözüm gelmez. Hatta bunu artı bunu eksi yapsam ne oluyor bakalım. x artı 3 eksi 3 eşittir Eksi x, x. 3 eksi 3 gitti. Eksi x'i bu tarafa attım. 2x eşittir 0. Buradan da x eşittir 0 geldi. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar saçma çözümler çıktı buradan. Ezbere gittiğimizde. Peki hocam bunun mantığı nedir? Bakın buradan görmek çok zor. Cevap çıkıyor. Ama kafa karıştırıcı. Bunun mantığı şudur arkadaşlar. Ne demiştim ben? Geçen testte de. Hatta bunu diğer tarafa atalım. Mutlak değer x artı 3 eksi mutlak x eşittir 3. Bu şekilde iki tane mutlak değer Orada da artı olabilir, eksi olabilir. Denklem çözümü veya en az en çok sorularında bu işlemi parçalamak en mantıklısı. Kritik noktalarım x eşittir eksi 3. Kritik noktam x eşittir 0. İki tane kritik nokta var. Üç farklı fonksiyon şeklinde çıkar. Ya x sayım eksi 3'ten küçüktür. Ya benim x değerim eksi 3'ten büyük 0'dan küçüktür. Ya da benim x değerim 3'ten büyüktür. Üçünde de farklı fonksiyon olarak parçalanır. X sayısı eksi 3'ten küçükse mesela eksi 4 değeri yerine yazdım. Bura negatif, burası negatif. O zaman eksiyle çarpılıp çıkar. eksiyle çarpılıp çıkması demek. Oradan o geldi, oradan o geldi. Şurası x büyük 0 olacak tamam. Şöyle ki. Bu arada parçalı yazdım ama ikisine eşitlik olmak zorunda. İster eksi 3'e 0'a koyun, isterseniz buraya koyun. Ama bir yere koymak zorundasınız. Devam ediyorum. Eksi x artı 3 eksi 3, x, de eksi. Bu arkadaş eksi ile çarpılıp çıktı. Eksi x eksi 3. Bu arkadaş eksi ile çarpılıp çıktı. Eksi x bir de eksi dışarıda vardı. Artı x eşittir 3. Bakın eksi x artı x'i gösterdi. Eksi 3 eşittir 3. Ki bunlar birbirine eşit değildir. Buradan çözüm gelmez. Boş küme. Hani bu şurada ezbere çıkartmıştım ya. Bakın. Eksi 6 eşittir 0. Aynı işlem aslında buradan geliyor. Sadece mantığı bu şekilde geliyor. Yani x sayısı eksi 3'ten küçükken çözüm yok demek. Eksi 3 0 arasında herhangi bir değeri aldım. Mesela 1 değerini yazdım. 1 artı 3 4'ten bura pozitif. 1 yazdım burası pozitif. O zaman bu arkadaş aynen çıktı. X artı 3 eksi bu arkadaş aynen çıktı. X eşittir 3'e. Bunlar gitti. 3 eşittir 3 geldi. Kontrol ediyorum hızlıca. Hmm, sıfır sonsuz olmuyor o zaman. 1 değerini yazdığımda. Gerçi ya eksi 3 0 arasında 1 değerim var. Eksi 3 sıfır arasında bir değeri aldım. Mesela eksi 2 yazdım. Burası pozitif. Eksi 2 yazdım. Burası negatif. O zaman dışarıya bu arkadaş aynen çıktı. X artı 3. Bu arkadaş eksi çarpılıp çıktı. Bir eksi de dışarıda vardı. Artı x eşittir 3'e. Bakın. X x daha. 2 x 3 daha gitti eşittir 0. X eşittir 0 diyor. X 0 olduğunda çözüm var. Fakat eksi 3 ile 0 arasında 0 olduğu değer burası. Demek ki sadece bir tane kök geliyor. O da x'in 0 olduğu kök. Çünkü x 0'a eşit olduğunda sadece bu denklem sağlanıyormuş. E o eşitlik burada var. Hocam diyeceksiniz eşitliği buraya koysam ne olur? Direkt 0'ı buradan bulmuş olurdum o zaman. Fark etmez. x eşittir 0 kökünü burada aldım. Bu bir. x 0'dan büyükse bu arkadaş pozitif bu arkadaş pozitif. İkisi de aynen çıkar. Bakın x artı 3 eksi x eşittir 3'e bu arkadaşlar gitti. 3 eşittir 3. Yani tüm reel sayılar ki tüm reel sayıdan kastım sıfırdan büyük olduğu yerler. Demek ki buradaki çözüm de x elemanıdır. R artı oluyor. E sıfır köküyle R artıyı birleştirdiğimde sıfır kapalı sonsuz açık oluyor. Bu da yedinci soruyu burs olarak bulduruyor. 8. soru bana diyor ki 1 bölü a küçüktür 1 bölü b küçüktür 0 olmak üzere mutlak a eksi b eksi mutlak a artı b ifadesinin eşiti Aşağıdakilerden hangisidir? Ben biliyorum ki ikisi negatif taraf veya ikisi pozitif taraf taraftaysa pi pay payda yer değiştirdiğinizde bu arkadaşın eşitsizliği yön değiştirir. Yani normalde burası yer değiştiğinde A sayısı büyüktür. B olmak zorunda isterseniz sayı vererek deneyin. Mutlaka A eksi B ve ben biliyorum ki büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarttığımızda yönün yine bir önemi yok. Yani negatif tarafı değil pozitif olabilir tarafları. Hemen örnek. Eksi 2 büyüktür eksi 3 iken Eksi 2'den eksi 3'ü çıkarttığımızda sonuç 1'dir. Yani bu arkadaş her zaman pozitiftir. O zaman mutlak değerin dışına a eksi b olarak çıkar. Bu 1. E, i̇kisi de negatif. Toplamları da negatiftir. Dışarı eksi ile çarpılıp çıkar. Eksi a eksi b eşittir. a eksi b eksi dağıttım içeriye. Artı a artı b dersem. B'ler gitti. İşlemin sonucu 2a olarak bulunur. 8. sorumuzun cevabı Edenedir arkadaşlar. 9. soru bana diyor ki mutlak x 3 artı mutlak 2 x 6 artı mutlak 3 x 9 artı dıgı dık dıgı dık, dık mutlak der a eksi 3 a eşittir 2022 faktörel ve ben biliyorum ki bakın 2 x 6 demek 2 parantezinde x eksi 3 demek ve mutlak değer içinde işte olduğu için bu işlem dışarıya mutlak 2 hatta bir tık ataya götürelim 2 çarpı mutlak x eksi 3'tür. Artı aynı mantıkla bakın mutlaktan x eksi 3 artı. Burası 2 çarpı mutlak x eksi 3 artı. E burası 3 katı. O zaman bu arkadaş 3 çarpı mutlak x eksi 3 artı dıgıdık 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 artı. Burası a parantezinde ki a pozitif bir sayı çünkü sırayla gitmişim bakın. Burası da a çarpı x eksi 3'tür mutlaklar içinde. Eşittir 2022 faktör yani. Ve ben x eksi 3 ortak parantezini alırsam çarpı 1 artı 2 artı 3 artı dıgıdık 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 artı a gelir. Eşittir. 2022 faktör. Bu da tamam hocam. Harika. Devam ediyorum. Birden a'ya kadar olan bu toplam a çarpı a artı 1 bölü 2'dir. Yani benim işlemim mutlakları x eksi 3 çarpı a çarpı A artı 1 bölü 2 eşittir. 2022 faktörel. Mutlak değer x eksi 3'ü yalnız bırakıyorum. Eşittir. 2 çarpı 2022 faktörel bölü paydası A çarpı A artı 1'dir. Ve ben bakın hem kuralı öğretmek için bu tarafa komple B diyorum. Benim elimde mutlak değer x eksi 3 eşittir B var. Şimdi dikkatli bir şekilde bakın. Normalde bu işlem nasıl çözülür? x eksi 3 sayısı ya b'ye eşittir ya da x eksi 3 sayısı eksi b'ye eşittir. Benden yani x değerlerin toplamını soruyor. Eksi 3'ü diğer tarafa attığımda x 1 köküm b artı 3'tür. Eksi 3'ü diğer tarafa attığımda x 2 köküm eşittir. Eksi b artı 3'tür. E ben bu ikisini toplasam b artı 3 eksi b artı 3 dilimizde b'ler gider. 3 artı 3'ten yani işlemin sonucu 6 bulunur. Zaten bakın zaten mutlak değer x eksi a eşittir B gibi bir soru verildiğinde ve alacağı x'in alacağı değerler sorulduğunda ortadaki sayının eksi 2 katını alıyorsunuz. Ne oldu? 2A. Bu direkt cevaptır. Burada ortadaki sayı bakın burada eksi 3'tür. Eksi 2 katı 6'dır. Cevap da 6'dır. Ama ezbere gitmeyeceğiz. Bazı kanallar bunu yapıyor biliyorsunuz. Sadece şunu gösteriyor. İşte böyle sorduğunda direkt eksi 2 katını alın. Nedeni buradan gelir. Yani diğer tarafın bir önemi yoktur. Zaten B ile eksi B birbirini götürecektir çünkü kökler toplamında. O yüzden 9. sorumuz 6 yani Ceyhan olarak bulunur. 10. soru bana diyor ki A eşittir 36 bölüm x eksi 4 artı x artı 2. Olduğuna göre A sayısının alabileceği en büyük değer. Eğer ben A'nın maksimum olmasını istiyorsam pay değişmeyeceğine göre paydanın minimum olması lazım. Ve ben yine 106. teste işte mutlak A artı mutlak B diyelim. Bu tarz sorunun paydanı yani mutlak A artı mutlak B'nin en küçük değerini nasıl alacağını hem parçalı şekilde gösterdim hem de içeriği sıfır yapan değerleri yazdığınızda en küçük değerini alacağını gösterdim. Ortası artı olduğunda. E burayı sıfır yapan değer 4'tür kritik noktamız x eşittir 4 yazdığımızda 4 eksi 4 0 artı 4 artı 2'den 6 gelir ve de minimum 6 olur. Aynı şekilde eksi 2 yazdığımızda da bakın yine sonuç 6 çıkar. Yani benim paydam en küçük 6 oluyor. O yüzden a sayısı maksimum 36 bölü 6'dan 6 cevabını alıyor. Yani cevabın 6 olmasının nedeni bu değil. Payda değil. Direkt pay bölü payda yaptığımızda cevap 6 çıkıyor. Bu da 10. soruyu Ceyhan olarak bulduruyor. Bakın x eksi 2 artı x artı 6 eşittir 8 eşitliğini sağlayan x'in en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? Bu eşitliği sağlayan en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin toplamı bulunuyor bana. Ben bunu parçalarsam nokta atışı çözüm yaparım. Parçalayalım o zaman. Ha, parçalamazsam da ezbere ikisini artı çıkarırım. ikisini eksi çıkarırım. Veya birini artı birini, artı, birini eksi birini eksi bir artı. Bunların hepsini denerim. Ama en garanti yol arkadaşlar her zaman söylüyorum parçalamaktır. Ezbere gitmemek. Kritik noktam x eşittir 2. Kritik noktam x eşittir eksi 6. Demek ki fonksiyon 3 parça olacak. x küçük eksi 6. 2 ile pardon eksi 6 ile 2 aralığında. 6 küçüktür. X küçüktür. 2. Bir de x 2'den büyük. Eşitlik lazım. Bir buraya bir buraya koyayım. Fark etmez. Bir tane koysanız yetiyor. X eksi 6'dan küçükse. Bura negatif. Bura negatiftir. Dışarı eksi çarpılıp çıkar. Eksi x artı 2. Eksi çarptım. Eksi x eksi 6 eşittir. 8 bakın. Eksi x eksi x'den eksi 2 x. 2 eksi 6 eksi 4. Diğer tarafa attım. Artı 4. 8 artı 4. 12. Buradan gelen sonuç x eşittir eksi 6. Eşitlik var mı? Var. Eşitliği buraya koysam cevabı buradan mı bulacaktım. Demek ki benim değerimi sağlayan bir kök x'in eksi 6 olması. Bu bir. Eksi altı 2 arasında herhangi bir değer aldım. Mesela o değerim 0 olsun. Yerine yazdım. Bura negatif, bura pozitif. Demek ki bu arkadaş eksi iş yapılıp çıkacak. Eksi x artı 2. Diğer taraf aynen çıkacak. Artı x artı 6 eşittir 8. Şimdi Oradan o geldi. Oradan o geldi. Güzel. Eksi x, x artı x'i götürdü. 6 artı 2 8 demek ki 8 eşittir 8. Normalde denklemde böyle bir şey çıktığında tüm reel sayılardı. Ama hangi aralıkta çıkmış? Bu aralıkta. Demek ki bu aralıktaki tüm değerlerde sonuç 8'e eşit oluyor. Yani bu aralığın tamamı benim çözümümdedir. Bu da tamam. Bu 2. Devam ediyorum. x büyük eşittir 2. Eğer x 2'den büyük eşitse bakalım. Bakalım arkadaşlar. 2'den büyük bir değer verdim. 3. Pozitif, pozitif. İkisi de aynen çıktı çözüyorum. x eksi 2 artı x artı 6 8'dir. x x'ten 2x eksi 2 artı 6 4. Diğer tarafa attım. 8. Buradan da x eşittir 4'tür. Yani x eşittir 4 olduğunda da x eşittir 4 çıkıyor. Özür dilerim. x büyük eşittir 2 çıktığında x eşittir 4 çıkıyor. 2'den büyük eşit mi? Evet. Şimdi benden istediği şey. X'in en büyük tam sayı değeri. Bakın burada en küçük eksi 6. Eksi 6 iki aradaki tüm tam sayı, de, tam sayı değerlerini alır. Bir de x eşittir 4 değeri. Demek ki x'in alacağı en büyük değer 4'tür. En küçük tam sayı toplamı x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. Yerine yazmama gerek var mı? 4, 2, 2, 4, 6, 10. Evet 4 sağlamıyor. Bir dakika. Bir yer yanlış yaptık. 6, eksi 2, 4. Diğer tarafa attım 4. Heh, tamam. Şimdi buldum. Yanlış yapmışız x x 2 x eksi 2 artı 6 4 diğer tarafa attım burası 4 2 x 4 ise x 2 x 2'den büyük eşitken x 2 cevabını veriyor tamam şimdi oldu demek ki bu aralığın denk geliyor x'in alacağı en büyük tam sayı değeri burada x 6 2 aralığı burada x 6 burada 2 e o zaman x'in alacağı en büyük tam sayı değeri 2'dir x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri eksi 6'dır benden bunların toplamını soruyor buradan da cevap eksi 4 olarak bulunmuş olur. Siz ezbere çözdüğünüzde artı eksi artı eksi verdiğinizde yine bu sonucu bulursunuz. Ama daha garanti çözüm bu olayı parçalamaktır diyoruz. 12. ve de bu testin son sorusu diyor ki a eksi 3 artı a artı 3 eşittir m. Denklemini sağlayan a'nın 7 farklı tam sayı değeri olduğuna göre m sayısı kaçtır? E, gel bunu ezbere çöz şimdi. O yüzden parçalamak her zaman söylüyorum daha mantıklı. Kritik noktam A eşittir 3. Kritik noktam A eşittir eksi 3. Parçalayalım. Birinci ihtimalim A'nın eksi 3'ten küçük olması. Hem işime yaraması için hem de kolay olması için eşitlikleri ortaya koyacağım. İkinci ihtimalim eksi 3 küçük eşittir. A küçük eşittir 3 olması. Üçüncü ihtimalim de A'nın 3'ten büyük olması. Şimdi benim 7 farklı tam sayı çözümüm varsa. Bakın 7 farklı tam sayı çözümüm varsa. E o zaman mesela burada a küçük eksi 3 dediğinde sonsuz tane çözüm var. Bakın sonsuz tane çözüm var. Ya şimdi m sayısı önemli değil mi orada? Neyse tamam parçalayalım çözelim ya. a küçük eksi 3 için. a eksi 3'ten küçükse mesela eksi 4 yerine yazdım. Negatif, negatif. O zaman dışarıya eksi a artı 3 artı eksi yazdım. Yani eksi çarpı çıkardım. Artıyı sildim. Eksi a eksi 3 eşittir m. Artı 3 eksi 3 gitti eksi 2 a eşittir m'den buradaki a'nın çözümü eksi m bölü 2. Burada bir tane çözüm, çözüm geldi. Eksi m bölü 2 tek bir tane kök geldi arkadaşlar. A sayısı eksiden eksi 3'ten küçükken m'si eksi m bölü 2 geldi. Bu bir. Devam ediyorum. Eksi 3'te 3 üç aralığında mesela 0 değerini yerine yazdım. 0 değerini yerine yazdım. Burası negatif. Burası pozitif. Var mı sorun? Yok. Eksiyle çarpı çıkarttım. Eksi a artı 3 artı a artı 3 eşittir m geldi. Eksi a artı a'yı götürdü. 3 artı 3 6 eşittir m geldi. Yani m sayısı 6 olduğunda eksi 3 ile 3 arasındaki tüm tam sayı değerlerini alıyor a. Ve a'nın alacağı 7 farklı değer var diyor. E bu aralıkta kaç değer var? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bakın 3, 6, 1 daha toplam 7 tane değer var. Demek ki benim m sayım 6'ymış. Yine devam edelim. Yine devam edelim. M eğer 3'ten büyükse bu da pozitif, bu da pozitif. Bu arkadaş aynen çıktı A-3. Bu arkadaş aynen çıktı A 3 eşittir M. O zaman eksi 3 artı 3 götürdü. 2A eşittir M. A sayısı M bölü 2. Buradan da bakın bir tane kök geldi. M bölü 2. A 3'ten büyükse M bölü 2. A eksi 3'ten küçükse eksi M bölü 2. Ama A 3 ile 3 arasındaysa eksi 3 ile 3 arasındaysa m değerim 6 oluyor. Benden zaten m istiyor. Diğer taraftan m'yi bulamıyorum. m'nin 6 olması için 7 tane farklı çözüm. 7 tane farklı a değer olması lazım. O yüzden 12. sorumuzun cevabı da c olarak bulunuyor. Ve de bu videomuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.